Hoş geldin Mücahit abi. Hoş bulduk Melisa. Bugün seninle birlikte geçtiğimiz günlerde Baykar'ın genel müdürü olan Haluk Bayraktar'ın Capital dergisine verdiği röportajı ele almak istiyorum. Bu röportajda TB2'den, Akıncı'dan ve Kızılayma'dan bahsedildi. Bunların üretim aşamalarından, seri üretim aşamalarından, üretim kapasitesinden, bu üretime yapılan yatırımlardan ve getirdiği kazanımlardan bahsedildi. Bunları seninle birlikte değerlendirmek istiyorum. Evet Melisa, senin de söylediğin gibi Haluk Bayraktar detaylı bilgiler verdi, rakamlardan bahsetti. İşte senin söylediğin gibi seri üretim kapasitelerinden, işte üretilecek olan cihazların, platformların, işte TB2, Kızılelma, işte Bayraktar, Akıncı, SİHA gibi ürünlerin işte seri üretim aşamalarından, tam olarak rakamlardan bahsetti. Yılda ne kadar üretildiği, önceden ne kadar üretiliyordu, şimdi ne kadar üretiliyor ve ilerleyen zamanlarda, işte önümüzdeki yıllarda, 2026'da, işte 2027'de, bundan sonraki zamanlarda tam olarak ne kadar bir hedef var seri üretimde, bunlardan bahsetti. Bunlardan başlıcası tabii ki Kızılelma. Biliyorsun ki sen de Kızılelma çok önemli Türkiye için. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan bir cihazdan bahsediyoruz. Bu tabii ilk yapıldığı zaman havadan karaya muharebede kullanılmak üzere tasarlanmıştı. Ama tabii ki son güncellemelerle birlikte hava muharebesine çok etkin bir giriş yaptığını söyleyebiliriz Kızılelma'nın. Bu da tabii yine konuştuğumuz, işte Serhan Hoca ile konuşmuştuk. İşte havacılıkta yapay zekanın kullanımı, savunma sanayinde yapay zekanın kullanımına dair bir bölüm çekmiştik Serhan Hoca ile da. İşte Kızılelma da tam olarak bunu aslında yapıyor. Hava muharebesiyle. Burada verilen rakamlar gerçekten çok önemli, dediğimiz gibi. Baykar firması, sen de biliyorsun ki, kendine has, kendi öz kaynaklarıyla bir şekilde geliştirmeler yapan bir firma. Şimdi Kızılelma'da hedef, şimdilik bir seri üretim yok ama seri üretim hedefi var. İlk hedef Kızılelma'da bu yıl içerisinde 12 adet üretim, 2024 yılı içerisinde 12 tane Kızılelma üretilmesi hedefleniyor. Tabii bu önümüzdeki sene seri üretime geçecek. Önümüzdeki sene seri üretime geçmesiyle birlikte işte 2026 yılında da yaklaşık 46 tane Kızılelma'nın üretilmesi hedefleniyor. Ve Haluk Bayraktar buna gerçekten çok değindi. Yani çok yatırım yapıyoruz dedi. Yatırım yapmadan bu işler olmaz şeklinde de bir tavsiyede de bulunduğu gibi aslında. Yani bakacak olursak, sürekli ilerlenmesi için yatırımlar yapılması gerekiyor, kaynak harcanması gerekiyor ve bunun, Haluk Bayraktar şundan da bahsetti, Baykar gelirinin %15'ini Ar-Ge'ye harcıyor. Yani buradaki geliştirme süreçleri gerçekten çok önemli. Bunun yanı sıra Kızılelma'nın yanında yine TB2'den de bahsetti. TB2 ilk üretildiği zamanlarda yılda 10 tane iken şu anda yılda 250 tane TB2 üretebiliyor olmuşlar. Bayraktar, Akıncı, SİHA da aslında bahsedildi. Bayraktar, Akıncı, SİHA da geçtiğimiz yıl 12 tane üretilirken, yılda şu an 50 adet Bayraktar, Akıncı, SİHA üretilir durumda artık. Ve tabii bunlar sürekli ihraç edilen, bayağı bir gelir sağlayan, hatta biliyoruz zaten Baykar'ın ihracat rakamlarını da konuşuruz belki. Yani Türkiye için çok önemli bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Evet, Mücahit abi kesinlikle katılıyorum. Umuyoruz ki bu sayıların daha da artmasını diliyoruz. Peki senin de dediğin gibi Baykar teşviksiz kendi öz kaynaklarıyla yapıyor bunu. Bu noktada ben ihracat rakamlarını konuşmak istiyorum seninle. Çok büyük meblağlar harcandığından bahsettik. Yaklaşık olarak ne kadar büyük meblağlardan bahsediyoruz? Evet Melisa, gerçekten bu sayılar çok büyük sayılar, çok büyük meblağlar konuşuluyor. Yani şöyle söyleyelim, Haluk Bayraktar sektör içerisindeki rakiplerinden, yani kendisine en yakın olan rakipten bahsetmiş. En yakın ekip 860 milyon dolarlık bir ihracat yaparken, Baykar'ın 1 milyar 770 milyon dolarlık bir ihracat yaptığını söyleyebiliriz ki, bu da işte Türk havacılık ve savunma sanayinin %32'sini oluşturuyor. Yani ve bunun aslında
Yapmış olduğu ihracatın çoğunu da büyük bir kısmında TB2'den tek bir üründen elde etmiş. Ki biliyoruz zaten TB2'nin efsane olduğu yerleri, yapmış olduğu çalışmaları, şimdiye kadarki başarılarını biliyoruz. Bir sürü de madalyaya layık görüldü zaten TB2. Tabii sadece TB2 değil, bunun yanında Akıncı SİHA var. Ki ilerleyen zamanlarda da yine Kızılelma, seri üretimden sonra da yine ihracatı konuşulacak ürünler arasında olduğunu söyleyebiliriz Melisa. Teşekkür ediyorum Mücahit abi. Bugün seninle birlikte aslında gündem serimize de başlamış olduk. İzleyicilerimizle, dinleyicilerimizle gündeme dair bilgileri, haberleri bundan sonra paylaşmaya devam edeceğiz. Katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Melisa. Herkese iyi seyirler.